Peki arkadaşlar, hedefler neler? Mesela onlar üzerine de konuşalım. Hedefler neler? Hukuk, paramedik, güzel. Gayet güzel. Peki bunlar için neler yapıyoruz arkadaşlar? Peki bunun için gerçekten ciddi bir şekilde çalışıyor muyuz? Yani biliyorsunuz ki sınav hani zorluğundan, kolaylığından ziyade tamamen soru pratiği isteyen bir sınav olduğundan dolayı ne yazık ki ciddi bir efor harcayıp sınavla ilgili bayağı gelişmek gerekiyor. Bununla ilgili ciddi bir şeyimiz var mı? Altyapımız var mı ya da bu konuyla ilgili altyapımızı ya da normal hayatımızı geliştir yani bu matematik konusunda kendimizi geliştirmeye çalışıyor muyuz? Hayır mı? Neden peki çalışıyoruz? Gün 8, günde 18 artı hocam. Onur o kadar çalışabiliyor musun gerçekten? He? Mükemmel. Okul öncesi. Ve şu an verimi almıyorum. Peki arkadaşlar dershaneye falan gidiyor musunuz? Polislik istiyorsun. Güzel. Anladım. Verim sıfır. Evet. Dershaneye gitmiyorsunuz. Peki online eğitimde düşünüyor musunuz? Doping hafıza kullanıyorsun. Ama o video direkt çözümleriyle ilgili. Anladım. Dershane iyi değil. Anladım. Güzel. Her hoca her kişiye uymuyor. Aynen. Ayşe başlayacağız tabii ki derse. Aa, Elif biliyorum evet seni. Yusra derse başlayacağız zaten. Sadece tanışma ve şey. Yani burada şöyle bir şeyimiz yok. Hani 40 dakika olacak diye bir şeyimiz yok. Bir. İkincisi yani benim 8-20 falan o civarda bitirmem gerekiyor. Öyle diyeyim. Şimdi arkadaşlar ben Muğla'lıyım. Muğla Fethiye'liyim. Burada Ankara'da ODTÜ'de okudum. ODTÜ'de okuduktan sonra işte farklı farklı kurumlarda sınav, öğrencilere sınav hazırlıyoruz diyelim. Aynen. Evet, şimdi yavaştan o zaman. Evet, ODTÜ'de derslerin tamamı İngilizce. Yani ODTÜ'de Türkçe ders yok ya. Ne yazık ki böyle bir şey var. Ama ne yazık ki demeyeyim yani güzel oluyor. İnsan mesela ben ilk başladığım zaman ODTÜ'nün ne olduğunu, İngilizce'nin ne olduğunu falan bilmiyordum ama sonradan mesela öğreniyorsun, anlıyorsun, ediyorsun her şey daha güzel oluyor. Ankara'da hangi kurum dershanesiniz? Karışık Sude o. Biraz farklı farklı yerdeyim ama genelde yani ana şeyim Ümitköy'deyim. Sizin bize önerebilecekleriniz ne hocam? Yani bununla ilgili ne konuda bir öneriye beklediğini gayet ODTÜ siyaset. Gökhan güzel olur. Aynen öyle. Yani bireysel olarak sormak istediğiniz şeyler olursa arkadaşlar tek kuzem den de şey yapabilirsiniz. Instagram hesabı üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Bireysel de sormak istediğiniz ama yani oradan Instagram üzerinden de bakabilirsiniz. Onur, niye böyle bir şey yaptın ki? Ama matematik güzeldir. Şimdi burada arkadaşlar yavaş yavaş o zaman konuya geçelim mi? Şimdi sormak istediğiniz bireyselde kafanıza takılan derste olur, tek kuzemle ilgili olur, matematikle ilgili olur arkadaşlar. Buna benim direkt Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Instagram şeyini zaten tek kuzemin sayfasını takip ediyorsanız orada varım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Yani hocam ben yapamıyorum ya da işte tek kuzemi düşünüyorum. Neredesiniz, ne yaptınız vesaire bununla ilgili de ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz derslerde nasıl ilerleme yapıyoruz? Nasıl ilerliyoruz? Şimdi tek yani biz TYT ve AYT olarak ilerliyoruz. TYT ve AYT matematik derslerini ben anlatıyorum. TYT ve AYT matematik derslerinde biz neler yapıyoruz? Önce bir konu anlatıyoruz. Konunun ne olduğunu öğreniyoruz. Ardından da arkadaşlar klasik sorular çözüyoruz. Klasik soruların ardından da arkadaşlar
Sınavda çıkmış sorulardan ve yeni nesil sorulardan çözüyoruz. Yani aslında şöyle oluyor. Mesela fonksiyon anlatıyorum. Fonksiyonla ilgili burada arkadaşlar neredeyse ben 200 soru falan çözdüm derste. Öyle düşünebilirsiniz. Yani bunun örgünde olma şansı biraz düşük. Ben de örgünde de çalışıyorum. Burada daha fazla örnek çözme, daha fazla soruya soru görme imkanı net olarak oluyor. Tamam mı? Yani düşünce tarzınızda eğer ben böyle bir şey düşünüyorum ya da böyle bir şey yapabilirim gibi bir şey varsa, yani soru çözerken, soru pratiği yaparken de vesaire çok fazla burada imkana sahip oluyorsunuz. Şimdi peki Furkan Hoca nasıl ders anlatıyor derseniz de başlayalım mı? Şimdi üslü sayı ve üs kavram arkadaşlar. Üslü sayılarla aranız nasıl? Üslü sayıları seviyor musunuz genel olarak? Üslü sayıların arkadaşlar şimdi sınavda şöyle bir olayı var. Üslü sayılar tek başına bir tane soruya sahip. Sadece bir sorusu var sınavda, özellikle TYT'de. Şimdi bu konu diğer konuların, AYT konularının ve işte diğer TYT konularında temelini oluşturan bir konu. Yani AYT'de direkt üslerle ilgili birçok şey var. İşte türev, integral, işte logaritma, üstel fonksiyon vesaire. Bunların hepsi arkadaşlar tamamen buradaki üslü sayılarla ilgili. O yüzden mesela şöyle düşünmeyin arkadaşlar. Bir matematik konusu sadece bir konuyu, sadece kendini bağlamıyor. Bir konuyu bilirsen aslında belli konular var. Belli binanın temeli gibi. Siz o temeli tık 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 üzerine oturtarak gidiyorsanız, tamam mı? Oturtarak giderseniz çok daha verimli ve bütün konuları birbirine bağlayarak nasıl diyeyim, başarıya daha kolay ve daha hızlı ulaşabilirsiniz. Şimdi biz de bunu burada böyle yapıyoruz. Mesela şeyle ilgili şöyle bir şey yapalım. Mesela şimdi üslü sayı ve üs kavramı dediğimizde nasıl bir şey olacak arkadaşlar? Üslü sayı ve üs kavramı dediğimiz şey. Şimdi buradaki hikayeyi nasıl yapacağız? Diyeceğiz ki şimdi x, 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 x dediğimizde buradaki olayda x, 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 x dediğimizde bunları hepsini kendi arasında çarptığımızda, evet Berna efendim. Şimdi bunları kendi arasında çarptığımızda ne olacak arkadaşlar? Burada m tane x varsa ne oluyordu? Bunlar direkt x üzeri m olacak. Nasıl yani hocam? Şimdi mesela arkadaşlar 2 çarpı 2 çarpı 2 dediğimizde bu nedir? Buradaki hikayeye baktığımızda 2 çarpı 2 çarpı 2'den burası ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri 3 olacak değil mi? Büyütebilir miyiz derken? Nasıl yani? Şimdi buradaki hikayede mesela atıyorum 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 dediğimizde kaç tane 2 var arkadaşlar? 5 tane. O yüzden burası ne oluyor? 2 üzeri 5 olmuş olacak. Şimdi buradakine baktığımızda x üzeri m, x üssü m veya x'in m'inci kuvveti diye okuyoruz arkadaşlar buna. Burada x'e taban diyoruz. Bizim m dediğimiz şey de ne oluyor arkadaşlar? Kendiniz oluşturuyorsun. Mesela m dediğimiz şeyde ne olacak? Direkt üs, yani bizim oluşturduğumuz sayılarla ilgili olacak. Şimdi buradaki hikayeye baktıktan sonra arkadaşlar hemen örneğimize bakalım mı? Şuradaki hikayede arkadaşlar ne diyeceğim? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 kaç tane 2 varmış burada? Baktığımızda ifadede kaç tane 2 varmış? Şuradakine baktığımızda 8 tane değil mi? 8 tane 2'yi burada arkadaşlar kendi arasında çarpınca bu ne olacak? 2 üzeri tabii ki de 8 olacak değil mi? Şuradakine baktığımızda burası ne olacak arkadaşlar? Şuradaki ifadenin bize anlatmaya çalıştığı şey de şimdi burada da 8 tane 2'yi kendi arasında topla demiş. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Şimdi bazı işlemler, bazı işlemlerin kısaltmasıdır. Mesela kendi arasında bir sürü ifadeyi topluyorsan aslında bunları direkt adediyle topladığın şeyi çarpabilirsin. Yani aslında baktığımızda toplamanın kısaltması arkadaşlar çarpmadır. Tamam mı? Şimdi buradaki hikayeye baktığımızda toplamanın ne olacak arkadaşlar? Kısaltması çarpmadır. Mesela çıkarmanın çarpması ne olacak? Çıkarmanın kısaltması ne olacak arkadaşlar? Çıkarmaya baktığımızda onun da kısaltması bölme işlemidir. Mesela çarpım durumundaki ifadelerin de kısaltması arkadaşlar üslü ifadelerdir. Yani mesela burada
Baktığımızda 8 tane 2'yi çarpıyorduk ya. Bunun ne olacak arkadaşlar? Kısalttığımızda aslında 2 üzeri 8 olduğunu anlıyoruz. Buradaki ifade ne? Toplama. Toplama buradan birden fazla ifadenin yine aynı ifadenin kendi arasında toplanmasıyla ne oluyor? Burada da yine kısa olarak düşünürsem çarpma olacak değil mi? Yani artı burası ne olacak arkadaşlar? 8 çarpı 2 mi olacak? Peki 2 üzeri 8 kaçtır? 2 üzeri 8 kaçtır arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı diye düşündüğümüzde şimdi 2'nin bunları biraz böyle el yatkınlığıyla net olarak bilmemiz gerekiyor. 2 üzeri arkadaşlar mesela 5 nedir? 32. 6 nedir? 2 üzeri 6 64. 2 üzeri 7 nedir? 64 ile 2'yi çarparım 128 olur değil mi? İşte 2 üzeri 8 ne olur? 128 ile 2'yi çarparım 256 olur değil mi? Bunları biraz böyle soru çözdükçe pratiğe oturan şeyler. Şimdi 8 çarpı 2'den burası ne oluyor arkadaşlar? 16 mı olacak? Peki 256 ile 16'yı toplarsak ne gelecek arkadaşlar? 256 ile 16'yı topladığımızda ne olur? 272 olacak değil mi cevabımız? Peki şimdi burada biraz daha hızlandırılmış da gidiyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle bir durum var. Hani biraz daha ne kadar çok konuya devam edersek o kadar iyi olacak. O yüzden biraz hızlandırmaya çalışıyorum. Şimdi buradakine baktığımız arkadaşlar yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi daima doğrudur demiş. Şimdi kaç tanesi daima doğrudur ifadesine baktığımızda şurada ne olacak arkadaşlar? 5 artı 5 artı 5 dediğimiz ifade ne olmuş olacak? Kendi arasında toplarsak burayı 3 çarpı 5. Yani burası ne olacak arkadaşlar? 15 mi olacak? Peki şuradaki ifade aslında direkt 3 çarpı 5'e eşit olacağından yani 15'e eşit olacağından dolayı buna 5 üzeri 3'e eşit olamaz. Peki şuradakine baktığımızda 7 çarpı 7 ne olur arkadaşlar? Burası da direkt 7 üzeri 2 olacaktır. Yani 2 üzeri 7 olamaz. Bu da yanlış değil mi? Şimdi buradaki ifadeye baktığımızda A artı A artı A artı A ne olacak arkadaşlar? Şuradakine baktığımızda 4A mı olacak? Şimdi burası 4A. Şimdi 4A olduğu için şurada ne demiş? A üzeri 4 demiş. Bu ifadede ne olacak arkadaşlar? Buradan yine yanlış olacak değil mi? Şimdi şuradakine baktığımızda eksi 1, eksi 1, eksi 1. Burası ne olacak? Eksi 1'in kübü olacak. Şimdi eksi 1'in kübü dediğimizde bu da ne olmuş oluyor arkadaşlar? Doğru olmuş olacak. Şimdi şuradakiler ne olacak? X çarpı x çarpı x çarpı x çarpı x. Kaç tane x var arkadaşlar burada? 5 tane var değil mi? 5 tane varsa burası ne olacak? Bunların çarpımı da x üzeri 5'e eşit olacak. Yani buradan sadece 4. ve 5. seçenekler doğruydu. O yüzden de sadece ve sadece 2 tanesi doğru arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden Bursa seçeneği olmuş olacak. Var mı problem? Sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Peki. Şimdi arkadaşlar negatif üs dediğimiz şey neydi? Negatif üse baktığımızda da negatif üs dediğimiz şey aslında sayının ne yapıyor? Çarpma işlemine göre tersini aldırıyor değil mi? Şimdi çarpma işlemine göre tersini aldırmaktan kastımız nedir? Şimdi buradaki ifadede arkadaşlar 2 üzeri eksi 1 dedik mesela. 2 üzeri eksi 1 dediğimiz şey ne olacak şuradaki hikayede? Şimdi arkadaşlar buradaki ifade aslında biz her zaman şunu hep görmezden geliyoruz ya da hiç umursamıyoruz. Aslında normalde bütün doğal sayıların, tam sayıların hepsinin arkadaşlar paydasında ne var? 1 var. Değil mi? Şimdi paydasında 1 varsa şurada da ne olacak? Eksi birinci kuvveti var. Şimdi buradakinde ne oluyor? Otomatik olarak eksi kuvvet bu arkadaşlar payla paydanın yer değiştirmesini sağlayacak bize. Yani ne olacak hocam o zaman? Yani direkt yer değiştirirsem 1 bölü 2 üzeri direkt 1 mi olacak? Şimdi mesela başka bir şey düşünelim. 3 üzeri eksi 2. Şimdi 3 üzeri eksi 2 ne olacak arkadaşlar? Şimdi buradakine yine tabandaki sayıya baktığımızda bu bir doğal sayı ya da işte bir tam sayı değil mi? Şimdi buradakine baktığımızda bu bir doğal sayı ya da tam sayı. Bunun altında ne var? 1 var. O zaman biz direkt şunu 3 bölü 1'in eksi ikinci kuvveti diye düşünürsek. Eksi kuvvette ne yapacağız biz burayı? Eksi kuvveti görünce de otomatik olarak biz bunun aslında payıyla paydasını yer değiştireceğiz. Peki yer değiştirdiğimizde burası ne oldu? 1 bölü 3'ün karesi oldu. Peki 1 bölü 3'ün karesi dediğimizde ne olacak arkadaşlar burası? Şimdi şuradaki kare ne olacak? Hem 1'e hem
Hem de ne olmuş olacak arkadaşlar? 3'e ait olmuş olacak. Yani 1'in karesi ne oluyor? 1. 3'ün karesi ne oluyor arkadaşlar? Buradan 9 olmuş olacak. Değil mi? Yani bir sayının eksi kuvvetini alırken bu şekilde ilerleyeceğiz. Var mı sormak istediğiniz bir yer? Şimdi bak. 2 üzeri eksi 1 dediğim şeyde her tam sayının altında 1 yok mu? Şimdi her tam sayının altında 1 varsa burası direkt ne olmuş olacak aslında? 2 bölü 1. Bunun da eksi birinci kuvveti var ya. Eksi kuvveti, yani eksi kuvvetten kurtulmak için payla paydasını yer değiştiriyorsun. Payla paydasını yer değiştirmek ne demek? Aslında 2 ile 1'in ne yapacaksın? Bunların yerlerini değiştiriyorsun. Otomatik olarak ne oluyor burası? 1 bölü 2 oluyor. Ve eksi birinci kuvvetiydi. Eksiden artık kurtuldum. Elimde sadece ne kalıyor? Birinci kuvveti. Şimdi mesela buradaki ne olacak? Şuradaki aslında 3 üzeri eksi 2 dediğim sayı ne olmuş oluyor? 3 bölü 1. 3 bölü 1 ve bunun eksi ikinci kuvveti var. Eksi kuvvette ne yapacaksın? Yine payla paydasını yer değiştireceksin. Yer değiştirirken de otomatik olarak ne olacak? 1 yukarıya, 3 aşağıya gelecek. Şimdi yer değiştirdiğimde 1 bölü 3'ün karesi olmuş oldu. Bu da ne? 1'in karesiyle 3'ün karesi olmuş olacak. 1'in karesi 1, 3'ün karesi de 9 oluyor. Mesela atıyorum 3 bölü 5'in eksi ikinci kuvveti desek ne olur arkadaşlar? Şimdi eksi kuvvetten dolayı yine ne yapıyorum? Payla paydasını yer değiştiriyorum. Mesela yer değiştirdiğimde ne oldu? 5 bölü 3 oldu. Buranın eksi kuvvetiydi. Direkt artı kuvveti oldu. Ve bunun karesi mi olacak? Şimdi 5 bölü 3'ün karesi dediğimizde buradan ne yapacağım? Direkt 5'in karesi ve 3'ün karesi diyeceğim. 5'in karesine 25, 3'ün karesine 9. Yani bu da ne oluyor arkadaşlar? 25 bölü 9 olmuş olacak. Şimdi bunları ne olduğunu ve ardından da arkadaşlar bunlarla ilgili hani zamanımız yeterse karışık sorular çözeceğiz yavaş yavaş. Şimdi mesela bu soruda ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi burada şöyle bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bir sayının sıfırıncı kuvvetiyle ilgili konuşuyoruz. Bir sayının sıfırıncı kuvveti neydi arkadaşlar? Neydi bir sayının sıfırıncı kuvveti? Ne olacak? 1 olacak. Peki ne zaman 1 olacak? Arkadaşlar sıfır hariç mesela bir A sayısı düşünün. A sayısı hiçbir zaman sıfır olmayacak ve A bir reel sayı olmak üzere. Arkadaşlar A'nın sıfırıncı kuvveti dediğimizde 1. Yani buradan ne anlatmaya çalışıyorum? Buradan anlatmaya çalıştığım şey şu arkadaşlar. Mesela eksi 3'ün sıfırıncı kuvveti nedir? 1. Eksi 1'in sıfırıncı kuvveti nedir? 1. Mesela atıyorum eksi 1 bölü 1000'in sıfırıncı kuvveti nedir? 1. Tamam mı? Şimdi buradakiler her zaman ve her zaman sıfır hariç. Sıfır üzeri sıfır nedir arkadaşlar? Sıfır üzeri sıfır nedir? Bunu duydunuz mu? Limitte kullanıyoruz bunda. Belirsizdir. Tamam mı? Sıfır üstü sıfır belirsizliği vardır yani. Bunun dışındaki yani sıfır hariç bütün sayıların sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti birdir arkadaşlar. Negatif olmuş, pozitif olmuş hiç önemli değildir. Mesela 10 üzeri 100'ün sıfırıncı kuvveti ne olur arkadaşlar? Birdir. Tamam mı? Her zaman ne olacak? 1 olacak. Şimdi buraya baktığımızda da eksi 2018 var. Eksi 2018'in sıfırıncı kuvveti nedir? Yine her halükarda burası ne olacak arkadaşlar? 1 olmuş olacak değil mi? Şimdi buradaki ne? Şimdi buradakine baktığımızda 1 olmuş olacak. Şuradaki ne olmuş olacak arkadaşlar? 2 üzeri eksi 1. Yani burası ne olacak? 1 bölü 2. Şimdi 2 üzeri eksi 1 biraz önce zaten buna benzer bir şeye bakmıştık. 1 bölü 2 mi olmuştu? Şimdi 1 eksi 1 bölü şurası ne oldu? 2. Bölü şuraya baktığımızda burası neydi arkadaşlar? Yine 1 bölü 2 mi olacak? Peki eksi 1'in sıfırıncı kuvveti nedir? Eksi 1'in sıfırıncı kuvveti yine ne olacak arkadaşlar? 1 olacak değil mi? Peki bunun da bizden neyini istiyor? 1919. kuvvetini istemiş. Şimdi 1 eksi 1 bölü 2 dediğimizde 1 eksi 1 bölü 2 ne olacak? Şuradakinin tabanında 1 vardı. Üstünü 2 ile genişleteceğim. 2 eksi 1 bölü 2 mi oldu? Şimdi şunun altında yine 1 var ve bunun ne yapacağız yine tabanını 2 ile genişletiyorum. 2 ile genişletince ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 2 eksi 2 bölü 2 mi oldu? Yukarıdakini beraber yazdım, aşağıdakini ayrı yazdım. Hiçbir farkı yok. Sadece iki gösterimi de görün diye yazdım arkadaşlar.
Şimdi buradakinde 2 eksi birden burası ne oldu? 1. Payda da zaten 2 vardı. Tabii bir de şunu unutmayalım. 1919. kuvveti var. Şimdi 1 bölü 2 şu tabandakine baktığımızda da 1 eksi 2 bölü 2 tabii bunun da yine 1919. kuvveti. Şimdi buradan ne oldu? 1 bölü 2 bölü şurası ne olacak arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 mi oldu? Peki bunun da ne var yine? 1919. kuvveti var. Şimdi 1 bölü 2'yi eksi 1 bölü 2'ye bölersem cevap ne olur sizce? 1 bölü 2'yi eksi 1 bölü 2'ye böldüğümüzde ne olacaktır arkadaşlar cevabımız? Bir mi olacak? Eksi bir mi olacak? Şimdi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 birbirini götürecek. Ama ne kalacak arkadaşlar? Burada 1 kalacak, burada eksi 1 kalacak değil mi? 1 bölü eksi 1 ne? 1 bölü eksi 1 ne olur arkadaşlar? Eksi 1. Eksi 1'in de 1919. kuvveti ne olur? Sonuçta negatif sayının tek kuvvetini alıyorsak sonuç yine negatif olacak. Ve 1'in de arkadaşlar her türlü kuvveti ne oluyordu? 1 oluyordu değil mi? O yüzden buradaki ifadede de cevabımız ne oldu yani? Eksi 1 oldu. Yani bu yüzden de arkadaşlar cevap neymiş? Bursa seçeneği olacak değil mi? Var mı problem? Şimdi mesela bir öğrenciyle sizce mesela hocalar neden matematikte iyidir? Neden hocalar matematik sorularını çok iyi çözer? Siz ne düşünüyorsunuz mesela bu konuda? Mesela hocalar neden mesela soru çözerken çok daha iyi, çok daha böyle akıcı çözer? Sizce? Yok. Tecrübe falan değil. Şimdi nedir biliyor musunuz? Daha çok pratik yapmak, evet, zor sorularda vesaire işe yarayacak bir durum ama yok yok öyle değil. mantığını anlamaktan değil arkadaşlar. Tane tane yazar. Tamam mı? Ama asıl sebep budur. Şimdi tane tane yazmak aslında sizi anlatmak için değildir. Ben de keser kendim bireysel de çözerken tane tane yaparsam daha iyi, daha hızlı yapabilirim. Şimdi bir matematiksel soruyu böyle hızlı pratik yapmak önemli değil. Genelde mesela matematikte sorunlarımız var, değil mi? Bu sorunların ana temeli arkadaşlar her şey tane tane yazmamakta. Tane tane basamak basamak tek tek gitmemekten oluyor. Mesela bir önceki soruda ne yaptım ben? Tane tane her şeyi tek 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 adım adım yazarak gittim değil mi? Ve bu konuda da ne oldu? Bir kere hata payım çok aşağı düştü. Hata payım bir düştü. İkincisi ne olacak arkadaşlar? Bütün adımları tek tek gördüm. Şimdi bu tek tek görerek yapmak belli bir yerden sonra bana hız katacak. Nasıl hız katacak? Çünkü matematiklerin artık bazılarını yapmadan geçeceğim. Ve bu yapmadan geçtiğim sürede de ne olacak? Hata payım çok az olmuş olacak. Yani iki basamak atlasam da ben artık ne yapmış olacağım? O adımların ne olduğunu bildiğim için hata yapmadan direkt doğrusunu tık 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 yerine yerleştirerek gidebileceğim. Tamam mı? Yılların birikimi değil. Siz de yapabilirsiniz aynı şeyi. Tane tane gidip sabırlı olarak tane tane giderek siz de yapabilirsiniz. Zor bir şey değil yani. Bunun illa öğretmen olmak vesaire değil yani olay. Şimdi yani sabır ve basamak basamak. Önce yani emekleyerek yavaş yavaş ilerleyip ardından hızlanmak gerekiyor. Tamam mı? Bunun için de ciddi bir sabır ve efor, çalışma, tempo gerekiyor. Bunu da yapınca zaten arkadaşlar zaten çok daha net başarılı olabiliyorsunuz. Sınavda da başarılı oluyorsunuz. Şimdi burada baktığımızda bir diğer maddemiz ne? Şuradakinde birin kuvveti ve üssü. Aynen. Bence bütün her şeyde sabır çok önemli aslında. Şimdi birin kuvveti yani üssü. Arkadaşlar birin her kuvveti ne olacak? Bir olacak. Yani şöyle baktığımızda bir üzeri eksi bir dediğimizde yine bir olacak. İşte bir üzeri eksi bin dediğimde de yine bir olacak. Bir üzeri sıfır dediğimde de yine bir olacak. Bir üzeri mesela 100 dediğinde de arkadaşlar yine sonucu tabii ki de 1 olacak. Tamam mı? Bu bizim için önemli bir durum. Şimdi sıfırdan farklı her gerçek sayının sıfırıncı kuvveti de zaten 1'di. Bununla ilgili konuşmuştuk ve bununla ilgili zaten örnekte yaptık. Üssü sayılar dikkat edecek durumlar vardır. Arkadaşlar negatif sayıların tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitiftir. Şimdi
Şuradaki hikayeye baktığımızda arkadaşlar, mesela size şöyle bir şey sorsam. Eksi 2'nin karesi. Sizce bunun sonucu nedir? Eksi 2'nin karesi. Bunun sonucu nedir arkadaşlar? Bravo, güzel. Şimdi buradaki ne arkadaşlar? Bakın, tek çift diye bir muhabbet yok. Tamam mı? Tek çift muhabbeti sadece parantez varsa olur. Şimdi buradakinde biz aslında kimin kime ait olduğunu bilmeliyiz. Yani mesela şimdi buradaki kare kime ait arkadaşlar? Eksi 2'ye mi ait, 2'ye mi ait? Buradaki kare eksi 2'ye mi ait, 2'ye mi ait? Sizce ne olabilir? Buradaki kare eksi 2'ye mi ait, 2'ye mi? Eksi 2 mi, 2 mi? 2'ye ait değil mi? Öndeki eksiyle hiçbir işimiz var mı? Yok. O zaman ne olacak arkadaşlar burası? Eksi ne olmuş olacak arkadaşlar? 2 çarpı 2 olacak değil mi? Eksi 2 çarpı 2 olacak. O yüzden de buranın cevabı ne olur? Eksi 4 olur arkadaşlar. Mesela şöyle gösterirsem burada ne olacak? Eksi 2'nin karesi dersen buradaki kare kime ait? Buradaki kare eksi 2'ye ait. Yani ne demek istiyorsunuz hocam? Burada da ne olacak arkadaşlar? Bu eksi 2 çarpı eksi 2 olur. Eksi 2 çarpı eksi 2 de ne olur arkadaşlar? Artı 4 mü olur? Peki mesela şöyle bir şey sorsam size. Desem ki mesela bir A sayım var. Ve bu A sayım sıfırdan küçük. Şimdi bu A sayımın karesini aldığımızda sizce bunun sonucu pozitif midir, negatif midir? Karesini aldığımda. Pozitif mi olur, negatif mi olur? Şimdi bakın, tam olarak yani dikkat etmediğiniz şey parantez olayı. Parantez olayı çok küçük bir detay. Önemli değil o. Yani paranteze bakmayın. Burada kare kime ait? A'ya ait. Değil mi? A'ya ait olduğu için arkadaşlar, bakın parantez olayı tamamen yıllardır gelen ezbere yaklaşılmış bir olaydır. Tamam mı? Ezber değil. Bizim için önemli olan mantık. Şimdi kare dediğimiz şey ne olacak arkadaşlar? Burada A çarpı A. Değil mi? Buradaki hikayede. A çarpı A değil mi arkadaşlar? A kare dediğim şey. Peki A sayımız neydi? Bizim negatifti. Peki buradaki A sayımız yine ne olacak arkadaşlar? Negatif değil mi? Negatifle negatifin çarpımı nedir? Negatifle negatifin çarpımı ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de pozitif olacak. Tamam mı? Negatifle negatifin çarpımı pozitiftir. O yüzden de A kare kesinlikle ve kesinlikle pozitif olur. Bakın parantez var. Yok şurada parantez vardı, yok burada parantez vardı vesaire. Bunlar çok önemsiz detaylar. Sadece kuvvetin kime ait olduğunu bilmek önemli. Tamam mı? Kuvvet kime ait? O yüzden de bu olaya dikkat edin. Yani bazı şeyleri ezbere değil. Ezbere yaklaşmayın. Tamam mı? Var mı problem? Olayların mantığı bizim için önemli. Peki, güzel. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Mesela soruya baktığımızda çok garip bir soruya benziyor, değil mi? 141'in x artı ikinci kuvvetinin 1 olduğunu söylemiş. 141'in x artı ikinci kuvveti 1. Şimdi neyi düşündüm? Neyi düşündüm arkadaşlar? Şimdi dedim ki 141'in hangi kuvveti 1 olabilir? Hangi kuvveti 1 olabilir arkadaşlar 141'in? 141'in hangi kuvveti 1 olabilir? Tabii ki de ne olacak arkadaşlar? 0 olacak, değil mi? Peki o zaman aslında buradan direkt şunu mu anladım? Evet, o zaman x artı 2 dediğim sayının net olarak 0 olması gerekiyor. Peki şimdi x artı 2 buradan 0 olacaksa şunu da karşıya atarsam x buradan ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 mi olacak? Var mı problem? Şimdi x eksi 2 olursa burada zaten hani şuradaki ifade var ya, buradaki ifadenin bana vermeye, bana anlatmaya çalıştığı şey sadece diyor ki buraya bak ve x'in eksi 2 olduğunu gör. Şimdi x yerine eksi 2'yi yazdık. Şimdi şuradaki ifadeyi yerleştirmek kaldı sadece. Eksi 2'nin eksi ikinci kuvveti artı şurada ne olacak? 1 bölü eksi 2'nin eksi ikinci kuvveti oldu.
Var mı problem buraya kadar? Şimdi şurada sadece x gördüğüm yerlere eksi 2 yazdım. Şimdi eksi 2'nin eksi ikinci kuvveti. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Eksi kuvveti alınca bir kere ne oluyordu? Bunun altında bir 1 vardı ve payla payda yer değiştiriyordu. Şimdi yer değiştirdim. Eksi 1 bölü 2 üzeri ne oldu arkadaşlar? 2. Artı şuraya baktığımızda 1 bölü eksi 2 ya bu. Şimdi bunun da yine eksi kuvvetini aldığımdan dolayı ne olmuş olacak arkadaşlar? Eksi kuvvetini alınca direkt eksi 2 bölü 1 olacak. Bunun da ikinci kuvveti. Değil mi? Şimdi şuna baktığımızda buradan ne olacak? Eksi 1 bölü 2'nin şurası ne olacak? Karesi artı eksi 2'nin ne olacak arkadaşlar? Karesi. Şimdi eksi 1 bölü 2'nin karesi nedir? Baktığımızda bir kere bu nedir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 olacak. Artı şurası da ne? Eksi 2 çarpı eksi 2 değil mi? Şimdi eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'yi çarparsam eksi ile eksinin çarpımı ne olacak arkadaşlar? Buradan artı. 1 ile 1'i çarpıyorum. Payları kendi arasında, paydaları kendi arasında çarpıyorum. 1 ile 1'i çarptığımda buradan ne oldu? 1. 2 ile 2'yi çarptığımda buradan ne oldu arkadaşlar? 4 mü oldu? Peki şuraya baktığımızda artı eksi ile eksinin çarpımı yine ne olacak? Artı olacak. Şuradaki ifadeden ne olmuş olacak? 2 ile 2'yi çarparsam buradan ne oldu arkadaşlar? 4 mü oldu? Peki şuradan baktığımızda 1 bölü 4 artı 4. Şimdi bunun altında ne olmuş olacak? 1 mi olacak? Şuradaki ifadede. Şimdi bunun altında 1 varsa biz ne yapıyoruz? Payda eşitleyeceğiz. Payda eşitlerken de ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi burası zaten 1 bölü 4. Bunun eşitlememe gerek yok. Zaten burası 4. Peki 1 bölü 4 artı şurası ne oldu? 16 bölü 4 oldu değil mi? Bunları da toplarsam ne olacak arkadaşlar buradan? 17 bölü 4 mü oldu cevabı? Var mı problem buraya kadar? Deninin. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Tabii. Şimdi şu x'in eksi 2 olma durumu nedir arkadaşlar? Şimdi x'in eksi 2 olma durumu nedir burada baktığımızda? Hani onunla ilgili var mı problem burada arkadaşlar? X'in eksi 2 olma durumu ile ilgili. X'in neden eksi 2 olduğu ile ilgili. Şimdi sıfırıncı kuvvet olacak. Sıfırıncı kuvvet olduğu için x eksi 2 oldu. Şimdi burada da x gördüğüm her yere ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 yazdım. Şimdi burası ne olacak? Eksi 2. Şurası da ne olacak? Eksi 2'nin eksi ikinci kuvveti olacak. Şimdi şurada da ne oldu? X yerine eksi 2 yazdım. Bunun da eksi ikinci kuvveti var. Değil mi? Şimdi arkadaşlar şurada ne yaptık? Önce şuradaki eksi kuvveti aldım. Eksi kuvvet alınca ne oluyordu? İfadenin aslında bunun tabanında ne vardı? 1 var değil mi? 1 ile ne yaptım arkadaşlar? Önce eksi 2'yi yer değiştirdim ve bu yüzden de ne oldu bakın burası? Eksi 1 bölü 2'nin karesi oldu. Şuradakine baktığımızda 1 bölü eksi 2 ya orası. Burayı da ne yaptım yine? Eksi kuvvetten dolayı payıyla paydasını yer değiştirdim. Eksi 2 bölü 1 üzeri 2 oldu. Şimdi şuradakine baktığımızda burası ne? Eksi 1 bölü 2 üzeri 2. Şurası ne arkadaşlar? Direkt zaten eksi 2 bölü 1 dediğim şey eksi 2 değil mi? Eksi 2 olduğu için de eksi 2'nin karesi olacak. Şimdi buradaki hikayeleri tamamlarsak şuradan ne geldi arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 mi oldu burası? Şimdi karesini alırken eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 artı şurası ne olacak? Eksi 2 çarpı eksi 2. Şimdi buradaki arkadaşlar eksi ile eksiyi çarptığımızda burası ne oldu? Artı. 1 bölü 2 ile yani 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarpıyorum ki bunlar da zaten payları kendi arasında, paydaları kendi arasında çarpıyorum. Payları kendi arasında çarpınca 1 çarpı 1'den 1, paydaları kendi arasında çarpınca 2 çarpı 2'den de burası ne oldu? 4. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptığında burası ne oldu arkadaşlar? Artı 4 mü oldu? Sonrasında ne yaptım tabii ki? Rasyonel sayı değil mi? Rasyonel sayı olduğu için bunun altında 1 vardı. Burayı ne yaptım? 4 ile genişlettim. Yani payda eşitledim. Payda eşitledikten sonra da topladım. Var mı problem? Cesur hiçbir sorun yok. Yani önce zaten eksi kuvveti almak gerekiyor. Eksi kuvveti aldıktan sonra normal kuvvetini alacaksın. Olabilir. Normal bazı şeyler.
Şimdi burada ne olacak arkadaşlar? Şimdi diyor ki x eksi 3'ün x artı birinci kuvvetinin 1 olduğunu. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi x eksi 3'ün x artı birinci kuvveti 1'miş. Şimdi buradan ne oldu arkadaşlar? Şimdi neler 1 olabilir diye düşündüm. Şimdi neler 1 olabilir? Şimdi mesela bir sayının, herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1 olabilir. Değil mi? Mesela atıyorum bir A sayısı var. A'nın sıfırıncı kuvveti 1 olabilir. Mesela birin herhangi bir kuvveti, A'ncı kuvveti yine 1 olabilir. Değil mi? 3 tane durum var. Ya da eksi birin çift kuvveti ne olur arkadaşlar? 1 olur. Tamam Şimdi şuradakine baktığımızda A'nın sıfırıncı kuvvetine 1 dedik, değil mi? Şimdi sıfırıncı kuvvet olması için hani şurası birinci öncül, şurası ikinci, şurası üçüncü durum. Yani aslında ne var arkadaşlar? 3 farklı durum var, değil mi? Şimdi 3 farklı durumda ne yapacağız arkadaşlar? Bu 3 farklı durum için konuşurken buradaki soruyu bu 3 farklı duruma da tek tek uyarlayacağız. Yani nasıl uyarlayacağız? Önce birinciye göre bakarsak. Birincideki durum ne arkadaşlar? Üssünün sıfır olması. Tamam mı? Onur, soru zaten ekranda var. Şimdi üssünün sıfır olması. Şimdi birinciye göre baktığımızda üssünün yani x artı birin sıfır olması gerekiyor. Peki buradan ne olacak? X direkt eksi bir mi olacak? Şimdi ikinciye göre baktığımızda ikincideki neymiş arkadaşlar? Tabandaki sayının bir olması gerekiyor. Yani x eksi 3'ün 1 olması gerekiyor. Yani buradan ne olacak arkadaşlar? X eşittir 4 mü olacak? Var mı problem buraya kadar? Bir de geldik şimdi şuraya. Şuradaki ifadeye baktığımızda 3. durumda ne olacak? Tavandaki sayının ne olmasını istiyoruz? Bakın burada eksi 1 olmasını istiyoruz değil mi? Burası eksi 1 olacak. Peki şimdi şunu karşıya atarsam. X buradan ne oldu? Eksi 1 artı 3'ten artı 2 mi oldu? Şuradaki x. Şimdi burada şuna dikkat ediyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradakileri tamam değerlerini bulduk, değil mi? Şimdi bir de bunların yerine koyduğumuzda sağlıyor mu, sağlamıyor mu ona bakacağız. Şimdi yerine koyduğumuzda x yerine eksi 1 yazarsak burası ne olacak arkadaşlar? Eksi 4 mü olur? X yerine eksi 1 yazdığımda şurada. X yerine eksi 1 yazdığımda burası eksi 4 olur. Şunun da kuvvetine baktığımızda x yerine eksi 1 yazınca burası ne olur arkadaşlar? 0 mı olacak? Peki eksi 4'ün sıfırıncı kuvveti nedir? 1. Yani 1'e eşitliğini sağlıyor mu? Sağlıyor. Değil mi? Bununla ilgili sorunum yok. Şimdi geldik şuraya. X yerine ne yazmamı istiyor? 4. 4 yazdığımda burası ne oldu? 4 eksi 3'ün 4 artı birinci kuvveti oldu. Yani 1'in 5. kuvveti oldu. Ve bu da 1 mi? 1. Bu da ne yapıyormuş arkadaşlar? Sağlıyormuş. Şimdi şuradaki hikayeye baktığımızda x yerine artı 2 yazarsak burası ne olacak? Artı 2 eksi 3'ün artı 2 artı birinci kuvveti. Şimdi burayı düzenlediğimde eksi 1'in ne olacak arkadaşlar? Artı 3. kuvveti mi oldu? Şimdi eksi 1'in tek kuvveti ne olacak? Şimdi buradakinde bakın ne demiştim? Özellikle çift demiştim. Gördük mü olayı? Şimdi tek kuvvet olunca arkadaşlar otomatik olarak buranın sonucu ne olur? Eksi 1 olur. Değil mi? Yani bu durum ne yapmadı? Sağlamadı. Sağlamadığı için de burayı alamıyoruz arkadaşlar. Burayı da almayacağız. Ve ne yapacak buradaki hikaye? Direkt bu şekliyle devam edecek. Yani x'in sağlayan değerleri nelermiş arkadaşlar burada baktığımızda? X'in eksi 1 olması ve x'in 4 olmasıymış. Tamam mı? Var mı problem buraya kadar? Yok, hiç önemli değil Hacer. Sıfırdan büyük olması diye bir zorunluluk yok aslında. Şimdi arkadaşlar buradaki şunu size bir göstereyim. Bunun Şimdi arkadaşlar benim burada bitirmem gerekiyor. Çünkü bir tane daha ders olacakmış. Bir araya gidelim. Yani ben bitireceğim. Tamam mı? Şimdi katıldığınız için ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım yani sistemin tam olarak ne olduğunu, nasıl işlediğini ve derslerin nasıl işlendiğini, Furkan Hoca'nın kim olduğunu, Tekuzem'in ne olduğunu görmüş oldunuz. Tekuzem'le devam etmek isterseniz Tekuzem üzerinden arkadaşlar zaten
Arkadaşlar da paylaşıyorlar burada. Devam etmek isterseniz biz de derslerimize devam etmek isterseniz ulaşıp kayıtlı olabilirsiniz. Tamamen bu size bağlı bir durum. Eğer dediğim gibi bir sorunuz, bir matematikle ilgili sorunlarınız vesaire gibi başka şeyler varsa arkadaşlar, bunu da Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Tekuzem sayfasında Furkan Koyuncu diye ararsanız beni oradan da bulabilirsiniz arkadaşlar. Gökhan veriyorum ama buradan söylemem etik değil. Derslerin hepsi canlı arkadaşlar. Hep dersler canlı oluyor. Aynı zamanda canlı derslerin videolarını sisteme yüklüyoruz. Tamam mı? Bir sonraki gün sisteme yüklüyorlar. Derslerin sonuna kadar hani sınava girene kadar mesela atıyorum ben size fonksiyon anlattım. Fonksiyonu ne zaman anlattım? Şu an anlattım. Sen geldin Mayıs'a. Mayıs'ta fonksiyonla ilgili eksiğini olduğunu düşündün. Dedin ki bize bunu Furkan Hoca anlatmıştı. Ben buna bir daha bakayım. Ben bunu bir daha hatırlayayım demek istedin. Sisteme giriyorsun videolar üzerinden. Furkan Hoca'nın anlattığı o dersi tekrar takip edebilirsin orada. Tamam mı? Böyle bir imkan da var. Tamam mı arkadaşlar? Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi olimpiyat soruları ne yazık ki çözmeyiz Onur. Diğer dersi benimli değil arkadaşlar diğer ders. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Danıştığıma memnun oldum. Umarım derslerde, canlı derslerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşürüz.